Ay Yıldızı dizinde çok özel. Mehmetçiğin Prizren'deki kışlasının kapıları Ay Yıldız'ın izinde programına açıldı. Selam! Dur! Değerli arkadaşlarım, günaydın. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Sultan Murat kışlasında 15 yıldır Ay Yıldız dalgalanıyor. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Kosova'da görev yapan Türk manevra bölüğü toplumsal olaylara müdahale için nasıl hazırlanıyor? Bölüğün eğitim çalışmalarından çarpıcı görüntüler. Başkent Priştine'deki Kosova Barış Gücü'nün ana karargahında görevli Türk subaylar Ay Yıldız'ın izinde programına konuştu. Ay Yıldız'ın izinde çok özel. Kosova Ani Müdahale Taburu'nun Mitrovica'daki karargahına girdik. Kosova ordusunun rambolarını Türk subaylar eğitiyor. Eğitimin bu safhasında kule metoduyla tırmanma ve kalasla tırmanma metodunu yapıyoruz. Ha! Yeni kurulan Kosova ordusunun vurucu gücünü oluşturan özel timler ilk defa Ay Yıldız'ın izinde programında ekranlara geliyor. Sonra. Kosova, 1389'da Osmanlı'ya Balkanların kapısını açan topraklar. 1912 Balkan Savaşları'na kadar yaklaşık 523 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı bu coğrafya. ...2008'de bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Kosova... ...bugün Avrupa'nın en genç ülkesi. Bağımsızlığa giden yolda ağır bedeller ödeyen bu genç cumhuriyet... ...1998-1999 yılları arasında yaşanan iç savaşta binlerce vatandaşını kaybetti. NATO çatışmaları durdurmak için hava harekatı başlattı. Kosova'daki gelişmelere kayıtsız kalmayan Türkiye'de NATO harekatına destek verdi. Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti bu kapsamda 4 Temmuz 1999 tarihinde Kosova'ya intikal ederek barışı destekleme harekatında görev aldı. Türk askerleri Kosova'da büyük sevinç gösterileriyle karşılandı. Kosova Barış Gücü bünyesinde Temmuz 1999'dan beri Kosova'da bulunan Türk askeri ise 15 yıldır ülkede barışı destekleme harekatı ve Türkiye'yi temsil görevini başarıyla sürdürüyor. Prizren'deki Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Genelkurmay Başkanlığı'nın özel izniyle kapılarını Ay Yıldız'ın izinde programına açtı. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı sabah içtimasında 236 personel ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli arkadaşlarım, günaydın. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Rahat edin. Ve omza. Esas duruş. Rahat. Ay Yıldız'ın izinde sevginin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin ışığında yürüyoruz. Bu hafta sizi şanlı bayrağımızın dalgalandığı çok özel bir noktaya getirdik. Ve cesur, yiğit Türk askerimizle birlikte merhaba diyoruz size. Evet, Kosova'da Türk Temsil Heyet Başkanlığı'ndayız. Bu hafta onların çalışmalarını ekrana getireceğiz. Aynı zamanda Kosova'yı da birlikte gezeceğiz. İşte bu hafta izleyecekleriniz. Ay Yıldız'ın izinde çok özel.
Mehmetçiğin Prizren'deki kışlasının kapıları Ay Yıldız'ın izinde programına açıldı. Selam! Dur! Değerli arkadaşlarım, günaydın. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Sultan Murat kışlasında 15 yıldır Ay Yıldız dalgalanıyor. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Kosova'da görev yapan Türk manevra bölüğü toplumsal olaylara müdahale için nasıl hazırlanıyor? Bölüğün eğitim çalışmalarından çarpıcı görüntüler. Başkent Priştine'deki Kosova Barış Gücü'nün ana karargahında görevli Türk subaylar Ay Yıldız'ın izinde programına konuştu. Ay Yıldız'ın izinde çok özel. Kosova Ani Müdahale Taburu'nun Mitrovica'daki karargahına girdik. Kosova ordusunun rambolarını Türk subaylar eğitiyor. Eğitimin bu safhasında kule metoduyla tırmanma ve kalasla tırmanma metodunu yapıyoruz. Yeni kurulan Kosova ordusunun vurucu gücünü oluşturan özel timler ilk defa Ay Yıldız'ın izinde programında ekranlara geliyor. Az sonra. Sultan Murat Kışlası için Kosova'daki Türk birliklerinin kalbi diyebiliriz. Kışla geniş bir alana yayılmış. 250 personel burada görevini gerçekleştirmekte. Kışlanın hemen girişinde işte bu yazı karşıladı bizi. Sultan 1. Murat'ı ve Kosova Savaşı'nı anlatan bir yazı. Yazının üzerinde aynı zamanda Sultan 1. Murat'ın o meşhur duası da bulunmakta en son bölümünde. Kışla çok büyük bir tarihsel öneme sahip. Çünkü asırlardır Osmanlı askeri burada konuşlanmış ve 1912'ye kadar da kışla yerinde duruyormuş. Daha sonrasında 1999 yılında Türk askerimiz Kosova'ya, Kosovalı kardeşlerine yardıma geldiği zaman yine buraya konuşlanmış. Peki burada çok önemli bir mesaj yok mu sizce de? Nedir bu mesaj? Hemen söyleyelim. Biz bu toprakların kardeşiyiz. Biz bu toprakları şehit kanıyla suladık. O yüzden biz bu topraklarda barışın yegane koruyucusudur demek istiyor belki de Türk askeri aynı noktaya konuşlanarak. Kosova'da Kosova halkının güvenliği ve huzuru için görev yapan askerimizin komutanı, Türk Temsil Heyet Başkanı, Topçukurmay Albay Sayın Ömer Faruk Demircioğlu ile birlikteyiz. Komutanım, öncelikle burada Türk askerinin varlığının sebebi nedir? Öncelikle anlamı isminde gizli Tarihi Sultan Murat Kışlası'na hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız. 1244 sayılı Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde icra edilmekte olan NATO harekatı kapsamında, KFOR harekatı kapsamında barışı destekleme ve koruma amacıyla 4 Temmuz 1999 tarihinde bir tabur görev kuvvetinde personelimiz ana karargahı bu kışlada olmak üzere Prizren'de konuşlanmıştır. Taburumuzun gelişi Kosova halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmış. Yaklaşık 3 kilometrelik yol ancak 5 saatte alınabilmiştir. Büyük bir coşku ve gösteri seli halinde birliğimiz halen bulunmakta olduğumuz kışlamıza intikal etmiştir. Ve o günden bugüne aynı azim ve kararlılıkla tüm heyet personelimizle birlikte bizden öncekilere de layık olacak şekilde görevlerimizi icra etmeye ve Kosova halkının yanında bulunmaya devam etmekteyiz. Komutanım, yüzyıllardır ortak bağlarımızın, değerlerimizin olduğu bir coğrafyada Türk bayrağını temsil ediyorsunuz. Burada gururla dalgalandırıyorsunuz. Öncelikle gurur duyuyoruz biz buradaki Türk askerimizle. Ay Yıldız sizin için ne ifade ediyor diye sormak istiyorum hemen. Her Türk vatandaşının olduğu gibi benim için de şanlı bayrağımızı ifade etmektedir. Ayrıca bu bayrağımızı onurla burada taşımak bizim için başka bir anlamda taşımaktadır. 1. Kosova Savaşı esnasında Ay Yıldız'ımızın sembolleştiği bilinmektedir. Bu bakımdan da kardeş Kosova topraklarında görev yapmak ve şanlı bayrağımızı sembolünü omuzumuzda taşımak bizler için büyük bir onur ve şereftir.
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda al yıldızının ışığı yeter. Komutanım, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın şu anki teşkilatlanması hakkında bilgi verebilir misiniz? Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Temsil Heyeti Karargahı, Milli Lojistik Birliği, Eğitim Birliği, Sivil Asker İşbirliği, İrtibat ve İzleme Milli Karargah Subaylığı, 6. Motorlu Piyade Bölüğü Komutanlığı ile Priştina'da konuşlu KFOR Kıdemli Subaylığından oluşmaktadır. Ayrıca bir albayımız da Priştina'da Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı ve Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Askeri Danışmanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nda hali hazırda 350 askeri personel görev yapmaktadır. Burada görev yapan personelin tamamı subay, assubay ve uzman erbaşlar olmak üzere profesyonel personelden oluşmaktadır. 2011'den itibaren bünyemizde erbaş ve erler görev yapmamaktadır. Ayrıca Kosova'da yaşayan 64 yerel personel de bünyemizde tercüman ve hizmetli olarak istihdam edilmektedir. Kosova'da Türk Temsil Heyeti Başkanı olarak Kosova'nın güneyinden sorumlu olan ve bölgemizde 19 tane belediyenin bulunduğu NATO KFOR Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanlığı'nda halihazırda 5 ülkeden 12 irtibat ve izleme timi bulunmaktadır. Sorumluluk sahası ülkenin yaklaşık olarak yarısını kapsamaktadır. İrtibat ve izleme timlerinden gelen raporları halkın nabzını da tutacak ve takip edecek şekilde günlük olarak KFOR karargahına rapor etmekteyiz.